Bir eğitim yuvasında olmaktan dolayı çok mutluyum. Bahçeşehir Üniversitesi'nin böyle bir görevi üstlenmesi, gençlerle bizi buluşturmuş olmasından dolayı üniversiteye çok teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarım, birçok toplantıya gidiyorum. Birçok toplantıda konuşmalar yapıyorum. Ama beni en çok heyecanlandıran ve en çok mutlu olduğum toplantıların başında siz gençlerle bir araya geldiğim toplantılardır. Çünkü bu toplantılar yarının geleceği olan gençlerle buluşmak, onlara en azından Türkiye'nin bugünkü haliyle ilgili kısa bilgiler verip gelecekle ilgili onların biz hangi hataları yaptık, o hatalara düşmemesiyle sağlamak içindir. Eğitim çok önemli. Eğer bir toplum eğitim sürecini tamamlamamışsa, ne kadar ekonomik sürecini tamamlarsa tamamlasın, ne kadar güçlerini, silahlı güçlerini tamamlarsa tamamlasın, eğitim onu bütünlemiyorsa bir devletin güçlü olarak ayakta kalması mümkün değil. Bir devlet savaşla sorunlar yaşayabilir, ekonomisiyle sorunlar yaşayabilir. Ama eğitimli toplumu varsa o devletin, o devlet mutlaka küllerinden çıkar. Bunun tarihte örnekleri var. 1900'lerin ortasında yaşanan İkinci Dünya Savaşı'nda bir Japonya'nın, bir Almanya'nın nasıl yerle bir olduğunu hepimiz gördük. Ama bir Japonya'nın eğitimini tamamladığı için, bir Almanya eğitimini tamamladığı için nasıl küllerinden doğup tekrar dünya devleti olduğunu hepimiz gördük. Onun içindir ki biz sosyal demokratlar, biz Cumhuriyet Halk Partililer eğitime çok büyük önem veririz. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin en genç parlamenterliğini yaptım. Ve benim parlamenterlik sürecimde, tarihimde en mutlu olduğum, gurur duyduğum, oy verdiğim bir yasa vardır. Hayatta unutmam onu. 8 yıllık temel eğitime verdiğim o oy, benim için parlamenterlik tarihimde en gurur duyduğum oydur. Tabii ki diğer kanunlarla ilgili verdiğim oylar benim için çok önemli. Ama parlamenterlik tarihinde o 8 yıllık eğitime verdiğim o oy benim için çok önemli. Çünkü ben şunu çok iyi biliyorum. Türkiye eğitimli toplumunu tamamlamadığı müddetçe, Türkiye yetişmiş o eğitimli bireyini tamamlamadığı müddetçe hak ettiği rejimleri seçme şansının olmayacağını biliyorum. Çünkü eğitimli toplum, eğitimli insanlarımız kendisini yönetecek kişilerin eğitim düzeyine bakar. Kendisini yönetme düzeyine bakar. Kendisini aldatıyor mu, aldatmıyor mu'ya bakar. Kendisine bir parmak bal çalıp diğer tarafta büyük bir vurgunu vurup vurmadığına bakar. Onurlu dış politika izleyip izlemediğine bakar eğitimli toplum. Eğitimli toplum kendi ülkesini yöneten kişilerin başka ülkelerin maşası olup olmadığına bakar. Onun için eğitim çok önemlidir. Ama aynı parlamenterlik döneminde bir yasa vardır ki içimi sızlatır. Karşı çıkmama rağmen, karşı oy vermeme rağmen içinde bir utanç olarak gördüğüm bir kanun vardır benim için. O da 4+4+4 denen ucubedir. Bu da benim parlamenterlik hayatımda en üzülerek takip ettiğim, o çatı altında olmasını istemediğim bir yasadır. Değerli arkadaşlarım, Türkiye çok önemli bir coğrafyada yer alıyor. Türkiye 4 mevsimin yaşandığı, dünya enerji kaynaklarının geçtiği, dünya coğrafyasını hareketle çok önemli misyonlar yerine getirdiği bir coğrafyada yaşıyor. Bu coğrafyayı hak etmek için eğitimli toplum olmak lazım. Bu coğrafyayı hak etmek için dik durmak lazım.
Onun içindir ki birinci kural eğitimi tamamlayacaksınız. İkincisi, bu coğrafyada başka ülkelerin boyundurluğu altına girmemek için güçlü ekonominiz olacak. Güçlü ekonominin yolu milli ve ulusal sanayiyi desteklemekten geçer. Buraya gelmeden önce Anadolu'nun birçok yerine gittim. Adana'daydım. Adana'da gördüğüm manzara beni çok üzdü ve ürküttü. Adana Türk tarımının lokomotifidir. Üç büyük ovasından bir tanesidir. Adana Türkiye sanayisinin 1850'lerde ilk temelini attığı ildir. Adana'da işsizlik oranı nedir biliyor musunuz arkadaşlar? %26. O verimli Çukurova'nın insanı işsiz. Ve bir pazar yeri kurmuşlar. İşsizler pazarı diye. 21. yüzyılda büyük ekonomi izliyoruz. Değerli arkadaşlarım, kamyonlar yanaşıyor pazara. Ve sen atla bu kamyona, gel diyor. Ve o insanlar akşama kadar çalıştırılıyor. Hiçbir sosyal güvencesi yok. Ve o insanlar yoksulluk içerisinde perişan. Peki Adana'ya bu hali niye getirdik? O giydim Adanalı'nın bu hale gelmesinin sebebi ne? Adanalı'nın suçu mu? Hayır. Türkiye yönetenlerin yanlış politikasından dolayı Adana'nın geldiği hal bu. Sordum, ne oldu bu Adana'ya diye. Değerli arkadaşlar, narenciye dalında kalıyor. Pamuk üreticisi artık pamuğunu üretemiyor. Neden? Çünkü bizim izlediğimiz yanlış dış politikadan dolayı Adanalıların düştüğü hal bu. Suriye kapısı kapanmış. 2010'da rakam veriyorum. Çok dikkatle dinlemenizi isterim. 2010'da Suriye'deki gümrük kapısından geçen tır sayısı 110 bin. Bir rakam 106 bin diyor, bir rakam 110 bin diyor. Peki 2012'nin ilk 8 ayında geçen tır sayısı kaç tane diye sordum. 5200 tane. Yani 106 bin kabul edelim, 5200'e düşmüş. Neden? Çünkü birileri bize talimat verdi. Ve yanlış bir dış politikadan dolayı geldiğimiz nokta bu. Peki ben soruyorum. Yani ne oldu da biz Suriye ile böyle savaş noktasına geldik, bıçak kemiğe dayandı dedik. Efendim Suriye'de insan hakları yokmuş. Kabul. Suriye'de Müslüman kanı dökülüyormuş. Kabul. Suriye'de demokrasi gelecekmiş. Tamam, kabul. Peki biz kendimizi niye bu kadar angaje ettik? Birleşmiş Milletler yok mu? Birleşmiş Milletler platformundan taşımak yok mu? Bu olayın birinci tarafı. İkinci tarafı, peki bugün bu ülkeyi yönetenlere soruyorum. Suriye'de Müslüman kanı dökülüyor, kabul ediyorum. Peki 1,5 milyon Irak'ta Müslüman kanı döküldü. Biz orada neredeydik? Biz orada hangi roldeydik acaba? Bunun da birinin açıklaması lazım. Bandı biraz daha geriye sarmak istiyorum değerli arkadaşlar, değerli gençler. Ben 2011 seçimlerinde Hatay bölgesine gittim. Sene 2011'in başıydı. Bölgede hızla trafik vardı, bir sürü şeyler, yoğun bir telaşı var. Ne oldu dedim, biz de toplantı yapacağız. Dediler ki, efendim burada baraj temeli atılıyor. İşte biz iki ülke baraj temeli atacağız, Suriye ile güzel ilişkiler kuracağız. Şimdi baktığımızda bugünkü iktidarın 2010'dan sonra nasıl hızlı çark ettiğini, Suriye ile niye savaş noktasına geldiğini hala anlamadım. Suriye'deki Esad'la eşiyle ortak tatil yapan bugünkü iktidarın başbakanı. Vizeleri kaldıran Sayın Başbakan. Ortak Bakanlar Kurulu kuran Sayın Başbakan, ama bir günde ne olduysa Suriye ile savaş noktasına geldi. Ben onun niye savaş noktasına geldiğini biliyorum da, onu da sizle paylaşmak isterim. O tarihte Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppé bir mesaj verdi. Dedi ki, efendim Tunus'u, Libya'yı, Mısır'ı hallettik, Suriye'de Türkiye'ye yakışır. Ya benim komşumlar,
savaş noktasına gelmemin bana yakışan tarafı nedir? Yani sen Fransa olarak talimat vereceksin, ben Suriye savaş noktasına geleceğim ve tüm fatura Türk halkına çıkacak. Senin o bağımsızlık, özgürlük tanıdığın ülkelerde bakalım huzur var mı? Tunus'a bakın. Bin Ali rejiminden sonra Tunus'ta şu anda iki tane İslami terör örgütü dediğimiz iki tane grup karşı karşıya çatışıyor. Libya dörde bölündü. Libya'da huzur yok. Libya diye bir devlet kalacak mı kalmayacak mı belli değil. Mısır'da Mürsi diye bir zat geldi. Neredeyse Mubare'yi rahmetle anar hale geldi. Değerli arkadaşlarım, şunu altını çizmek istiyorum. Mısır'a da, Tunus'a da, Libya'ya da, Suriye'de demokratik bir rejim gelsin isteriz. Bunu destekleriz de. Bunun olmasını arzu ederiz. Ama bunu kendi iç meselemiz yapıp savaş noktasına gelmeyi doğru bulmuyoruz. Eğer hele hele sizin siciliniz bozuksa, yani insan hakları diyorsunuz, sen bu ülkede, Türkiye'de insan hakları mı var sanıyorsun? 73 tane gazeteciyi içeri tıkamayı, Türk ordusunun yarısını terörle mücadele eden üst düzey subayın yarısını içeri atacaksın. Yıllarca hiç sorgu sual sormadan, ifade almadan içeri tutacaksın. Senin ülkende insan hakları olacak, Suriye'de insan hakları olmadığı için müdahale edeceksin. Türkiye'nin güneydoğusunda ve Akdeniz'de çok büyük bir kriz var. 13 tane ilimiz gerçekten yaprak kımıldamıyor. Ve o ağır ağır içeriye doğru sirayet ediyor. Senin Türkiye'nde bir Güneydoğu meselem var. Biraz sonra sanıyorum sorular da açacaklar bazı arkadaşlar. O konuya çok girmek istemiyorum. Türkiye'de bu kadar iç meselem varken senin kaldı başka ülkenin iç meselesini kendi iç meselen gibi abilerin sana bu görevi verdi diye üstlenirsen orada boğulur kalırsın. Senin iç meselen varken başkasının iç meselesine bulaşırsan kedi fareyle oynar gibi seninle oynarlar. Ve şu anda gelinen nokta da bu. AKP iktidarının o Arap çöllerine benim insanımı sürüklemesine Cumhuriyet Halk Partisi olarak müsaade etmeyeceğiz. Ben onun altındaki nedeni biliyorum. İktidarda kalmak için sıcak para olarak buraya gelen tefeci sermayeyi burada tutması için abilerinin 170 milyar dolar sıcak para var bu ülkede. Resmi kaynaklara göre 110 milyar dolar. O 110 milyar doları burada tutmak için benim ülkemi o çöl bataklığına çekip evlatlarımız şehit edilmesini, kanının akmasına müsaade etmeyeceğiz. Nasıl bir Mart tezkeresinin karşısında durduysak bugün de onun karşısında duracağız. Değerli arkadaşlarım, bir ülkenin özgürlüğü bağımsız ekonomisinden geçer. Onun içindir ki biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, benim bağlı olduğum birim olarak Anadolu'nun bütün illerini geziyoruz. Anadolu sermayesine sahip çıkmak için geziyoruz. Çünkü ben bunun farkındayım. Serbest piyasa ekonomisi denen safsataya inanmıyorum. Bunun örneğini yaşayan biriyim. Ben evet piyasa ekonomisine inanıyorum. Ama o diğer liberal ekonomi denen bırakın yapsınlar, bırakın etsinlere inanmıyorum. Ben milli sermayeme sahip çıkacağım. Anadolu sermayesinin yeşermesi için elimden gelen tüm katkıyı vermek istiyorum. Çünkü ben bu liberal ekonomi denen safsatanın 2001'deki yaşanan olayı biliyorum. Türkiye'de bir Demirbank olayı vardı. O dönemde ben parlamentodaydım. Demirbank'la ilgili dediler ki Demirbank'ın bir açık pozisyonu vardı. Devlet kağıtları almış ama o pozisyonunu kapatamamış. Demirbank'ın sahipleri ya bu pozisyonu kapatmak için bizden bir miktar devlet kağıdı alın. Biz de banka olarak yolumuza devam edelim.
Hayır dediler. Serbest piyasa ekonomisi dediğiniz şey, batan batar, batan batar, giden gider dediler. Öyle mi? Bizimkiler de inandı kuzu kuzu. Demirbank'a katkı vermedik. Demirbank battı. Peşine bir sürü bankalar battı ve Türkiye krize gitti. Serbest piyasa ekonomisi ya, isteyen batar ya. Peki 2008'de ne oldu? 2008'de aynı kriz dünyada baş gösterdi. Merrill Lynch'ler ve bir sürü banka sıkıntıya girdi. Peki o serbest piyasa ekonomisi denen o liberal ekonomiler ne yaptılar biliyor musunuz arkadaşlar? O liberal ekonominin o kuralları, kanunlarını bir kenara bıraktılar. Almanya'sı da, Amerika'sı da, Fransa'sı da, İngiltere'si de kendi şirketlerini kurtardı. Ya hani piyasa ekonomisiydi? Hani bu serbest piyasaydı? Vatan batar, giden giderdi. Hayır. Onlara geldiği zaman kurallar işlemiyor. Kurallar onlardan yana işliyor. Peki ben bu kuralları bildiğim halde niye ben kendi ülkemin sanayisine sahip çıkmayayım? Niye ben evlatlarımın işe girecek yerleri kapatayım? Bununla da bitmedi. Türk Telekom'u 2,5 yıllık kârına sattılar. Ya bunun hem stratejik değeri var, hem de bu kadar uçta da olmamalı dedi. Bize söylenen cevap şu, efendim bu dönemde stratejik değeri olan şirket mi olurmuş? İsteyen istediğini satar, isteyen istediğini alır. Ama gelin görün ki, tekrar 2000'li onlara doğru yaklaştığımızda Fransa Danone yoğurduna talip çıktı. Bir Amerikan şirketi. Peki Fransa hükümeti ne yaptı arkadaşlar? Fransa hükümeti şunu söyledi. Danone yoğurdu stratejik değeri var Fransız çiftçisi için. Satmasını doğru bulmuyoruz. Ya benim tüm yatak odamı kadar takip eden Telekom'un satılmasının stratejik değeri yok. Ama Fransa'nın Danone yoğurdunun var ve izin verilmedi. Amerika'ya, Amerika'daki bir küçük şirkete Çinli bir şirket aldı. Amerika'da Silikon Vadisi'nde yüzlerce çip üreten şirket var. Amerika'nın Silikon Vadisi'ndeki şirketi Amerika hükümeti müsaade etmedi. Neden? Efendim dediler, çip üretiyor, bu stratejik değeri var. Ya benim tüm şirketlerimin Tüpraş'ımı, Boğaş'ımı, Telekom'umu, her şeyimi aldım. Ama biz ona stratejik değer demedik. Buradaki bir tane çip firmasının stratejik değeri var. Bunları görerek ders çıkartacağız. Onun için biz ulusal ve milli sermayemizin yol haritasını çok düzgün belirlemeliyiz. Katkıysa katkı vermeliyiz, destekse destek vermeliyiz. Ki biz başkasının sıcak parasına boyun eğip onların bize verdiği talimatlarla başka ülkeye, komşumuza savaş açmayalım. Değerli arkadaşlarım, hiçbir zaman komşularla çatışarak büyüyen bir devlet hatırlamıyorum. Komşularla büyüyerek, çatışarak bir yere varamayız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak komşularımızla dayanışma ve işbirliği içerisinde ticari işbirliği, kültürel işbirliğiyle yolumuza devam etmek istiyoruz. Çatışarak, savaşarak, başkasının talimatıyla kendi komşumuza savaş açmayı kesinlikle düşünmüyoruz. Bakış açımız bu ve böyle de yolumuza devam edeceğiz. Çünkü bizim Atatürk'ün bize gösterdiği yolda yürümeye devam edeceğiz. Yurtta sulh, cihanda sulhu kendimize rehber alacağız. Ve bu aldığımız rehberle de Atatürk'ü bir daha anıyor. Saygıyla bu rehberliği bize gösterecek. Kendinize teşekkür ederim. Bu süreçten nasıl çıkarız? Değerli arkadaşlarım, bu süreçte AKP iktidarıyla çıkmak mümkün değil. Neden? Çünkü kan davası haline getirdi. Kan davası haline gelmiş bir meselenin bugünkü iktidarın bu manevradan kurtulması mümkün değil. Bizim burada Cumhuriyet Halk Partisi olarak kendimize düşen görevi farkındayız ve Cumhuriyet Halk Partisi kapı kapı dolaşıp iktidara gelerek Türkiye'yi bataklıktan çıkartmak istiyoruz. Bugün Türkiye
2002'den önce Orta Doğu'da sözü geçen bir Arapurucu devletti değerli arkadaşlarım. Filistin'le İsrail arasında bir sorun olduğunda Türkiye'ye davet edilir, Arapurucu olur denirdi. Arap ülkelerinden herhangi birinde bir sorun olduğu zaman Türkiye çağrılır ve bu konuda abilik yap denirdi. Türkiye kendi sınır komşusu olan 9 yıl süren Irak-İran Savaşı'nda o dengeyi o kadar abi olarak tuttu ki ve hem Irak'la ticari işbirliği yaptı, hem İran'la yaptı, hem de yoluna devam etti. Türkiye böyle bir büyük bir devlet. Ama biz bu büyük devletin küçük yöneticilerine teslim ettiğimiz için Türkiye öyle bir noktaya geldi, terörle iş tutan ülkeye geldi. Bugün Türkiye kendi toprakları içerisinde komşusuna terör ihraç eden ülke konumuna geldi. Suriye'de öyle bir noktaya geldik ki Suriye'de özgürlük mücadelesi veren insanlar yokmuş gibi gittik. Afganistan'dan El-Kaide'yi getirdik. Hatay'da konumlandırdık. Adana'da konumlandırdık. Ve orada bomba ürettirip komşumuzla savaşıyoruz. Değerli arkadaşlarım, İnsan hayatında 10 yıllar, 20 yıllar çok büyük süreçler olabilir. Ama devletler tarihinde 10 yıllar, 50 yıllar çok küçük süreçlerdir. Siz Suriye halkının bu bizim yaptığımızı unutup içine mi gömeceğini sanıyorsunuz? Bize karşı bir kindar komşu yetişmeyecek mi sanıyorsunuz? Siz kalkıp Irak'taki vatandaşların bize karşı iyi ilişkiler kuracağını sanıyorsunuz. Biz 1950'lerde Cezayir'i geç kabul ettik diye bugün Cezayir hala bize sitem ediyor. Onun için devletler tarihinde çok kısa bir süredir ve bu kısa süreler içinde kendimizi 3-5 kuruş için komşularımızla savaş noktasına getirmemeliyiz. Bizim önerimiz bu. Türkiye güçlü bir devlet olabilir. Coğrafyası buna çok müsait. Ama bugünkü iktidarda öyle bir algı yerleştiriyoruz ki vatandaşa, sanki her şey güllük gülistanlıkmış gibi. Değerli arkadaşlarım, bazı rakamları size paylaşmak isterim. Bugünkü iktidar, bu ülkeyi devraldığında hepinizin elinin altında bilgisayar vardır. İnternete girip bakabilirsiniz. 137 milyar borcu vardı devletin. Ve bu 137 milyarla bu ülkede demir yolları yapıldı, tüpraşlar yapıldı, şeker fabrikaları yapıldı. Birçok yatırımlar yapıldı. Cumhuriyet tarihinden 2002'ye kadar tüm borcu 137 milyar dolar. Bugünkü iktidar olduğunda bugüne kadar sattığı devlet malı 38 milyar dolar. Peki borcumuz aşağı gelmesi gerekmez miydi? Madem başarılısın sen, madem bu ülkeyi çok iyi yönetiyorsun, o 137'nin 38 milyarını çıkarıp 99'a getirmen gerekmez miydi? Şimdine kadar 350 milyar dolar. Arkadaşlar başarı nerede? Ama bir grup medya sanki bu iktidar başarılıymış gibi sürekli pompalanıyor. Ama unutulmamalı. Bir gün bu felaket onları da yutar. Bir gün bu ülkede biri gelir, onlardan da, onlar gibi bu ülkeyi bir yere götürenlerden de hesabını sorar. Sen beni savaşa sokacaksın. Sen beni savaşa sokacaksın. Sen bu ülkenin ekonomisini, üretimini durdurup ithalat cenneti yapacaksın. Bu yanlıştır diye gazete sahiplerine vergi cezası keseceksin. Yanlıştır diyen özgür basını alıp içeri atacaksın. Herkesi sindirip korkutacaksın. Bir krallığa doğru gideceksin. Ülkenin temel meselesi olan borçlarla ilgili habire borç yapıp ülkeyi borç bataklığına süreceksin. E ben de sana iktidara geldi eyvallah mı diyecek yani. Sen bu ülkede her şeyin, her suçun bir bedeli var. O suçun bir bedeli vardır. O bedeli de ödetmek zorundayız. Değerli arkadaşlarım, Türkiye çok iyi idare edilmiyor.
Kadın ve Aile Bakanlığı'nın yaptığı bir araştırma var. İnternet sitesine girip bakabilirsiniz. %93'ü yoksulluk sınırında Türkiye'nin. Bu milli bir felaket. %77'si de açlık sınırının altında. Türkiye bu noktaya gelmiş. Açlık sınırında olan bir Türkiye. Hani biz 16. büyük ekonomiydik? Hani biz büyük devlettik? Yakışıyor mu bu açlık sınırı bize? Bunu ben söylemiyorum arkadaşlar. Hepinizin elinde bilgisayarlarınız var. Fatma Şahin'e bağlı bir birim var. Oraya girip, elinde veriler. Oraya girip bakabilirsiniz. Büyük ekonomi demek, eğer bankaların, faizci bankaların karlarıysa biz o karda yokuz. Benim için büyük ekonomi nedir değerli arkadaşlarım? Benim için büyük ekonomi halkıma dokunan ekonomidir. Yoksuluma dokunan ekonomidir. Benim için büyük ekonomi açlık sınırı altında vatandaşlarımı bırakmamak demektir. Benim için büyük ekonomi başı dik kendi dış politikasını belirleyen ekonomi demektir. Bazıları kalkıp şunu söylüyor. Efendim, Türkiye milli geliri 2000'den 11 bine çıktı. Tamam, 11 bine çıktı. TÜİK verileriyle oynadınız çıktı. Peki arkadaşlar, bir tanesi de şunu sormaz mı? Asgari ücret 200 küsür bin liradan niye 773 bin lirada kalıyor 11 yıldır? Yani ekonomi büyüyorsa, büyük ekonomi ise asgari ücretliye niye dokunmuyor bu ekonomi? Niye bu ekonomi emeklime dokunmuyor? Niye sürekli iflaslar oluyor? Niye yabancılar sürekli Türk şirketlerini alıp Türkiye üretimden çekiliyor? Büyük ekonomi ise. Değerli arkadaşlarım, AKP iktidarı bu ülkede planlı ekonomiyi yok etti. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara geldiğimizde tüm herkesi büyük şehirlerin baroşlarına getirip yığmak istemiyoruz. Türkiye'nin Anadolu'suna 10 tane Kayseri yapmak istiyoruz. Kurtuluşumuz burada. 10 tane çekim merkezimiz olmalı. Yapmamız gereken bu. Ben İstanbul'un baroşlarına Anadolu'nun yiğit insanını hapsetmek istemiyorum. Ben işi de aşı da onun ayağına götüreceğim. Bunun da yolu planlı ekonomiden geçer. Liberal ekonomiyi reddediyorum. Liberal ekonominin tümünü bu ülkeden kaldırıp atmak istiyorum. Liberal ekonomi gelişmiş dünya devletlerinin safsatası ve yutturmasıdır. Üretimin ucuz ülkelere kayıp orada sosyal güvenceden yoksun bir işçi köleliğin yarattığı ekonomidir liberal ekonomi. Ben sosyal güvencesi olan Anadolu'nun her yerinde tüten bacayı yaratmak istiyorum. Bu ülkede terör var değil mi arkadaşlar? Terörün çözümünün yolu sadece İmralı'dan mı geçiyor? Hayır. Terörün çözüm yolunun birkaç adımı var. Bu ülkede sen eğer gidip Diyarbakır'a fabrika değil cezaevi vaat edersen Sayın Başbakan olarak bu ülkede terörü bitiremezsin. Çünkü teröre akan genç kaynağı durdurmak lazım. Genç işsizler ordusunun kaynağını kurutmak lazım. Ben Anadolu'nun her tarafına tüten bacayı götürmek istiyorum. Bunun da yolunun planlı ekonomiden geçtiğini biliyorum. Krallar gibi uçağa bindiğinde talimat veren bir devlet yapısını Türkiye hak etmiyor. Uçağa biniyor, ben İmralı'ya televizyon gönder dedim. Ya sen nesin? O İmralı'ya cezaevi, savcılar karar verir. Yani bir hakkı vardır oradaki yatan kişinin. Ona da karar verecek kurum belli. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin çıkış yolu var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu seçimlerde en çok proje üreten partiyiz. Her konuda proje ürettik. Aile sigortasından işsizlikle mücadeleye kadar, çocuk haklarına kadar, her konuda. Çünkü birinci hedefimiz şu, bu ülkede yoksullukla mücadele etmek istiyoruz, yoksulluğu yenmek istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kırmızı çizgilerimiz var.
Bunu baştan söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kırmızı çizgileri, bu ülkede herkes kul değil, birey olacak. Kadın erkek eşit olacak. Bu ülkede herkes özgürce inancını yaşayacak. Atatürk'ün çizdiği bu yolda yürümeyi kesinlikle kırmızı çizgilerimiz olarak görüyoruz. Ama bu ülkede bir kırmızı çizgimiz daha var. Halkın öncelikleri var. Halkın işsizliği var. Fırsat eşitliği, eğitimde fırsat eşitliği var. Yoksulluk var. Bölgeler arasındaki gelir dağılımındaki uçurumlar var. İşte o kırmızı çizgilerimizi önümüze koyuyoruz. Türkiye'nin o her iki kırmızı çizgileriyle beraber iktidara yürüyüp bu ülkenin mahpus halini yeniden istiyoruz. Çok muzdarı. Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakan'ın sanki bu ülkeyi kendisi yönetmiyormuş gibi sürekli şikayet ediyor. Sürekli güçler ayrılığından şikayetçi. Savaşa gireceğiz ama orduyu yönetecek komutanların olmadığından şikayetçi. Şimdi değerli arkadaşlarım, şimdi bu ülkeyi kim yönetiyor bilmiyorum. Ama Sayın Başbakan'a tavsiyem şu: hükümet olmak, ülkeyi yönetmek ağlama duvarı değil. Ya adam gibi yönetirsin ya da bırakırsın orayı yönetenler gibi. Sayın Başbakanız, Sayın Ergun Saygın'ı ziyaret ederken gördüğüm tablo benim gerçekten komiğime gitti. Ergun Saygın'ı tabii ki ziyaret etmesini doğal karşılıyorum ama Ergun Saygın'ı o kadar içeride tutan mekanizmayı kim yönetiyor? Efendim yargı süresi çok uzamış. Tamam biz de kabul ediyoruz çok uzamış. Ben de o konuda yasa teklifi verdim. Erdoğan Toprak olarak, bir parti olarak, bir de Erdoğan Toprak olarak. Değerli arkadaşlarım, kendi müsteşarına savcı ifadeye çağırdığında bir günde kanun çıkardı. Eğer Sayın Başbakan haksızlığa inanıyorsa, bir gün değil, bir haftada bir kanun çıkarsaydı, bize destek olsaydı. Savaşacak komutan bulamıyorum. E tabii ki bulamazsın. Çünkü senin o yetişmiş komutanlarını bir bir birileri harcadı, birileri yok etti. Çünkü o birileri, o komutanlar olduğu müddetçe seni Suriye bataklığına sokturmazlar. Çünkü o milli bir ordu. Senin oraya girip o bataklığa çökmene müsaade etmezdi ordu. Önce senin ordunu tasfiye etti. Sonra senin ekonomini sıcak paraya teslim etti. Sonra senin her tarafından tutarak kelepçeleyip kenara koydu. Senin bu saatten sonra kıvırma şansı yok. Değerli arkadaşlarım, iletişimle ilgili sorunlarımızın olduğunu söyledim. Biz özgürlüğümüze ve bağımsızlığımıza çok önem veriyoruz. Türkiye özgür ve bağımsız bir ülke olmaktan ağır ağır çıkıyor. Özgürlük, Malcolm X'in çok güzel bir sözü vardı. Özgürlük, uğruna her şeyi göze alabilenlerin hak ettiği rejimdir. Eğer biz özgürlüğümüz için uğruna her şeyi göze alabiliyorsak bu özgürlüğü hak ediyoruz. Evet, 1920'lerde bir kahraman çıktı. Kadın erkek eşitliğini, medeni kanunu, dünyayla bir olmayı getirdi, verdi bize. Ama gün onun bize verdiğini sahip çıkma günüdür. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Efendim hoş geldiniz. Benim sorum Güneydoğu Anadolu bölgesindeki toprak satışlarıyla alakalı. O konuda çok fazla bilgimiz yok ama gelecek yüzyıldaki savaşın su savaşı olduğunu da biliyoruz. O nedenle oradaki dünya kaynakları hakkında hem bilgi verip hem de oradaki toprak satışlarıyla ilgili bizi bilgilendirebilir misiniz? Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarım, oradaki toprak satışlarıyla ilgili
bir kısmını resmi rakamlardan biliyoruz. Ama büyük bir kısmını resmi rakamlarda göremiyoruz. Ne yazık ki belli Türk vatandaşlarımız ismiyle alınan topraklar var. Ama orada bizim bundan 3-4 sene önceydi bir noktada karşı çıktığımız bir mayınlı arazi konusu vardı. Bir İsrail şirketine bu ülke hükümet vermişti. O konuyu Türkiye gündemine taşıdık. Ve öyle yok pahasına verilmişti ki çünkü o araziler yüzyıllardır işte olan araziler ama yıllardır da mayınlı olduğu için kullanılmayan ama verim potansiyeli yüksek organik tarıma elverişli olan topraklardı. O toprakların böyle el altından mayını sök, al burası senin demesi pahasına verilmişti bir İsrail şirketine. Onun iptalini sağladık. Onu tekrar ülkemize kazanılmasını sağladık. O noktada mutluyuz Cumhuriyet Halk Partisi olarak böyle bir önemli bir projeyi imza attığımız için. Türkiye'deki o noktayı yani arazi satış noktası Cumhuriyet Halk Partisi olarak takip ediyoruz. Ama resmi kaynaklar ne yazık ki bizim bilgi edindirme yasamızla rağmen yeterince bilgilenmiyoruz. Onu da itiraf edeyim. Teşekkür ederiz. Sayın Volkan Işılay'ın sorusunu almak istiyorum. Merhabalar. Konuşmanızda borcun 350 milyar dolar kadar arttığını söylemiştiniz ama... Toplamı. Başbakan Erdoğan sıkça IMF'ye olan borcun azaldığını söylüyor. Bu durumu açıklayabilir misiniz acaba? Kafa karışıklığı oldu çünkü. Şimdi arkadaşlar, devlet borcuyla IMF borcunu birbirinden ayırmak lazım. Ya. Devlet borcu, devletin uluslararası alanda borçlandığı belediyeler dahil, uluslararası alanda borçlandığı ve büyük bir çoğu da Türkiye için en sıkıntılı olan, süresi yakın olan borçlar. IMF borcu toplam 25 milyar dolar. IMF borcu çok büyük bir rakam değildir. Ama biz IMF'ye niye orada bir hesap tutarız? Biliyor musunuz? Devlet olarak. Herkes bunu yanlış anlar. IMF gelir bizi zaman zaman kontrol eder. Bizimle ilgili raporlar yazar. Biz de o IMF raporlarını götürür başka kurumlara veririz, bankalara, kredi veren kuruluşlara veririz ve rahat borçlanmamızı sağlar. IMF'nin özelliği burada. Yani şimdi derler ki IMF bizi gelip denetliyor. IMF'nin boyunluğundan çıktı. Arkadaşlar IMF'yi biz çağırırız devlet olarak. Deriz ki gel bizi denetle, şurada da iyi bir rapor yaz ve biz de gidip ucuz kredi bulalım, borçlanalım. Yani IMF'nin rolü budur. Madem o kadar yani IMF'nin borcunu kapattı, borcumuz yok diyor. Şimdi diğer borçlar kapatsınlar, bize diyelim ki Türkiye'nin borcu kalmadı diyelim. O zaman neden bu kadar sıcak paraya ve büyük faizlere teslim olduk? Bence burada bir yutturma var. Yani her yerde olduğu gibi bugünkü iktidarın burada da yutturmasını görüyoruz. IMF'nin rolü sadece birinci önceliği bize rapor yazmasıdır. Ve biz o rapor sayesinde uluslararası piyasalardan ucuz kredide borçlanmamızdır. Olay bu. Teşekkürler. Şu an bir sorusunu almak istiyorum. 4+4+4 sistemiyle ilgili olan sorusunu. Merhaba. Öncelikle sorumu sormadan önce şunu ifade etmek istiyorum Erdoğan Bey. Lütfen her konuşmanızda Mustafa Kemal Atatürk'ü kendi bir tapunuzmuş gibi ya da kendinize var olmuş bir insanmış gibi kullanmamanızı rica ediyorum. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne mal olmuş bir insan değil, tüm Türkiye'ye mal olmuş bir insan. Lütfen konuşmalarınızda ya da propagandalarınızda bunu kullanmayın. Kemiklerinde sızatmayın rahmetlerinin. Sorumu soruyorum. 4+4+4'ün sıkıntılı bir model olduğunu söylediniz. Yani 8 yıllık kesintisiz eğitime imza attığınızı anlattınız. 4+4'teki hangi durumlar sıkıntılıydı sizin için?
Seçimli dersler mi sıkıntılıydı yoksa farklı durumlar mı sıkıntılıydı? Sorunuz bu şekilde değil. Direktörünüz alırsam bundan sonra daha çok sevinirim. Sorun ifade ediyorum tekrar. 8 yıllık kesintisiz eğitime imza atıyorsunuz. Yani 12 yıllık kesintisiz eğitime imza atmıyorsunuz ve burada şikayetlerinizi dile getiriyorsunuz. Aradaki fark nedir onu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarım, Atatürk kimsenin kapısında değil. Ve olmamalı da. Ama ben Atatürk'ün fikirlerini kendime rehber alıyorum diye de suçlanmamalıyım. Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh, Türkiye'de yaşayan 75 milyon insanın felsefesi olmalı. Atatürk'ün komşularıyla komşuluk ilişkisi içerisinde bu ülkeyi yönetmesi bizim felsefemiz olmalı. Atatürk'ün kadına verdiği haklar, 1930'lardaki o medeni kanun buraya getirdiği, İsviçre'den aldığı o medeni kanun, bugünkü bu ülkeyi yönetenlerin de olmalı. Bugün üzüldüğüm nokta şu. Gençlerimiz, evlatlarımız bizim için en kutsal ve göz bebeğimizdir. Ama bir bakanın kalkıp ben kompartmanda güvenlik sağlayamıyorum. Kızları, erkekleri farklı kompartmanlara, yani farklı odalara koyabilirsiniz. Bunu kabul etmiyorum. Atatürk benim için önemli bir fikir adamı, idol. Ve ben o idolün ışığında yürümeyi kendime zul kabul etmiyorum. Ve bu yolda da yürümek istiyorum. Ben Türkiye'de kadının bu toplumda yerini almasını istiyorum. Kadının toplumdan çekilmesini değil. Yani bunu, bana bu ışığı veren kişiyi anmam kadar daha doğal bir şey olamaz. 4+4'ten 8 yıllık eğitim arasındaki fark. Değerli arkadaşlarım, dünyanın hiçbir tarafında eğitimi kesintiye uğratıp, parçalayıp gelişen ülke hatırlamıyorum. Almanya. Bir tek ülke var. Almanya. Lütfen kalmayın. Bir tek ülke var, hayır yok onlardır. Nasıl? Arkadaşlar, bu dünyada 184 tane ülke olacak, sonra 201'e çıktı. Bunlar hepsi eğitimlerini 8 yıldan 12 yıla çıkartacaklar. Biz 4 yılda kesintiye uğradık. Temel olarak ben gençlerimin temel eğitimini güçlü vermek isterim. Türkiye çok önemli bir coğrafyadır. Türkiye bu coğrafyayı daha önce 32 tane medeniyet gelmiş geçmiş. Biz 33.yüz. Bu coğrafyayı hak etmek için eğitimli toplum şart. Bu coğrafyayı hak etmek için kadının gücünü, gencin gücünü bu ülkenin ekonomisine, siyasetine katmak şart. Eğitimde güçlü temel eğitimi almış insanlar yetiştirmemiz şart. Eğer 4+4 çok başarılı bir politika idiyse, niye biz eğitim şuralarında bunu tartıştırmadık? Niye bu eğitim şuralarında bunu planlamaya almadık? Niye mahcup bir şekilde 3-5 tane milletvekilinin gece baskınıyla parlamentoya bu kanunu getirdik? Türkiye'nin en önemli politikalarından bir tanesi eğitim politikasıdır. Türkiye ekonomisi sıkıntıya girebilir. Birçok alanda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama güçlü eğitimli toplumunuz olursa bunlardan çıkarsınız. Devletin eğer böyle bir politikası vardı ise, neden bu politikayı eğitim şuralarından yeterince tartışmayıp da 150-200 tane milletvekilini o komisyon salonuna sokup Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerini, MHP'li milletvekillerini, BDP'li milletvekillerini sokmayıp dayakla dışarı atıp kabul edenler etmeler, edenler etmeler deyip geçirdi. Değerli arkadaşlarım, bir ülkenin parlamentosunun çok kanun çıkartılması övünülecek bir şey değildir. Bir ülkeye çok kanun çıkartıyorsa, çok sistemle oynuyorsa o ülke başarılı ülke sayılmaz. Hızlı kanun çıkartmak bir ülkenin başarısı olarak algılanmaz. Gelişmiş ülkelerde
bir ülkede bir kanunu 2 yıl tartışırlar. Taraflara önce taslak çıkartılır. Üniversitelerden ve belli taraflardan görüşler alınır ve olgunlaştırılır. Türkiye 6 ayda bir yaptığı kanunu değiştiren ülke oldu. Bunun örneğini mi istiyorsunuz? Ben size örneğini vereyim. Hepimiz sporu takip ediyoruz. Sporda şiddet yasası. Sürekli değişen bir yasa haline geldi. Bunu hayatımızın içinde olduğu için söylüyorum. Bir kanunu muhalefeti döverek dışarı atarak çıkardığınız kanun bu ülkeye ne hayır olur? O kafa yapısıyla bu ülkeyi yönetenlerin bu ülkeye hangi hayır dokunur? Hangi gelişmiş ülke 4+4+4'te gurur duyuyor? Hepsi terk etti o sistemi. Biz niye ülkeyi geriye götürüyoruz? Acaba sürekli bize potansiyel biat eden, oy veren kullar olsun diye mi? Ben öyle kulları bu ülkenin hak ettiğine inanmıyorum arkadaşlar, inanmıyorum. Teşekkürler Sayın Bakanım. Necip Erbil'in sorusunu almak istiyorum. Erdoğan Bey merhabalar. AKP'nin şu anda yürüttüğü barış süreci ile ilgili bir sorum var size. CHP olarak acaba bu barış süreci içerisinde hangi stratejiyle onlara bu aradaki boşluğu kapatacaksınız ya da neler yapıyorsunuz? Değerli arkadaşlarım, bizim bir şeyi kabul etmemiz lazım. Türkiye'nin yıllardır büyük bir meselesi var. Bu meselenin çözülmesi lazım. Bu meseleyi çözmediğiniz zaman ülke olarak ne dış politikada ne ekonomide ne de bu ülkenin barışında yol alamazsınız. Böyle bir meselede Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne yapalım, akan kan aksın, hükümet de başarısız olsun, biz de bundan hemen alalım. İşte şehit cenazeleri üstüne de gider edebiyat yaparız ve bu ülkede AKP'de başarısı olur, biz de iktidar oluruz. Bunu doğru bulmak. Parti olarak da doğru bulmuyoruz. Bugün bu ülkeyi 3 dönemdir, 11 yıldır tek başına yöneten iktidarın da böyle bir Türkiye'nin önemli meselesi duyarsız kalmasını da 200'lük olarak görüyorum. Zaman zaman bu işlere müdahale ediyorlar. Bugün ne acıdır ki APO biz AKP'ye altın tepside iktidarı sunduk diyor. İktidarın geldiği şey bu. Bir tarafta asıl ip atıyor bir taraftan, diğer tarafta PKK'yla iş tutuyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'deki Güneydoğu meselesinin, Kürt meselesinin çözülmesinden yanayız. Oradaki kardeşlerimizin kültürel hakların verilmesine yanayız. Ama biz silahların gölgesinde Türkiye gibi büyük bir devletin tepesinde silahla ben bu işi alırım deyip İmralı'nın kapısında sürülmesine yana değiliz. Birileri kalkıp diyebilir ki böyle bir önemli meselede Cumhuriyet Halk Partisi olarak sizin bu işin içerisine girin. Evet arkadaşlar, biz iktidar değiliz. Bizim yaptığım gücümüz yok. Biz sadece bu konuda evet parlamentoda getirin, biz çözüp biz de size katkı verelim. Ama bu ülkenin vicdanını zedeleyecek angajmalara girmeyin. Bu ülkeyi ayrıştıracak, bölüştürecek noktaya da getirmeyin. Bize bilgi verin süreçlerde. Bugüne kadar gelinen noktada hiçbir bilgimiz yok. Medyada takip ettiğimiz kadar bilgimiz var. Türkiye'nin böyle bir sorunu çözmesine yanayız. Ama AKP'nin bu konuda sicili çok düzgün değil. Oslo'da görüşme yaptınız dedik. Ya bu görüşmeleri bak saklıyorsunuz dedik. Görüşen şerefsizdir dedi. Ya arkadaşlar şimdi ben şunu merak ediyorum. Görüşme ortaya çıktı. Şimdi bu şerefsiz kim? (gülüyor) 2009'da öf ha buradan açılım milli kıyafetlerle, savaşçı kıyafetleriyle törenler aldılar içeri teröristleri. Benim
ordumun askeri onunla mücadele eden seni de yapıyor. Onlar ağlayla ağlayla girdiler ve şehir şehir dolaştılar. Bunun yanlış olduğunu söyledi. Böyle olmaz. Siz oradaki halkla bu işi çözeceksiniz. Halkı yok kabul eden belli merkezlerden yapılan taahhütlerle bu iş çözülmez. Şimdi merak ediyorum nasıl çözecekler. Süreçle ilgili devam ettiği için çok bu konuya girmek istemiyoruz. Biz gölge etmeyeceğiz. Türkiye'nin akan kanının durması lazım. Artık evlatlarımızın şehit cenazelerinin gelmemesi lazım. Siz biliyor musunuz ki o bölgenin bize maliyeti devletin resmi rakamlarına göre 400 milyar dolar olduğunu, Türkiye'nin tüm devlet borçlarını kapatıp üstüne Türkiye'nin hazinesine girecek kadar paranın olduğunu biliyor musunuz? 30 bin tane şehidimiz var, insanımız ölmüş, 400 milyar dolar ekonomiye büyük bir yük var. Ve Türkiye'nin en ufak bir dış müdahalede de kanatılan yarası var o bölgede. Biz bu süreci takipçisi olacağız ama ayrışımı kesinlikle karşısında olacağız. Vicdanları zedeleyecek en ufak bir şeye taviz vermeyeceğiz. Türkiye akan kanı durdurması için hükümetin yol haritasını göreceğiz. Bizim bakış açımız bu. Çünkü hiçbir iktidara nasip olmayan tek başına üç dönemde iktidar Türkiye'nin hiçbir ciddi meselesini çözmedi arkadaşlar. Türkiye'nin ne meseleleri vardı? Bir devletin hangi meseleleri olur? Ekonomi meselesi. Ekonomide bakın, bir tarafı gırtlağına kadar içine girmişiz. Üretim çıkmış. Terörle ilgili bu ülkeyi devraldığında 5-6 tane şehit vardı o bölgede gelen. 2003 rakamlarına bakın. 5-6 kişi. Bugün yüzlerle var. Terörde başarısız. Ekonomide başarısız. Dış politikada sıfır sorun dediler arkadaşlar. Allah'ını severseniz. Dostumuz kaldı mı ya? Ben size sormak istiyorum. Irak'la savaş noktasındayız. İran'la savaş noktasındayız. İsrail'le savaş noktasındayız. Suriye'yle savaş noktasındayız. Rumlardan sorunumuz ortada. Ermenistan'da sorunu çözeceğiz dedik. Türkiye yalnızlaşan bir ülke oldu. Avrupa Birliği'nden yalnızlaştık. Komşularımızla da yalnızlaştık. Yalnız bir devlet olduk biz. Türkiye bunu hak etmiyor. Ve Türkiye bu yanlış politikaya sürükleyenleri de hak etmiyor. Onun için hepimizin üstüne düşen görevler var. Ben soruyorum, yani hepimiz burada belli bir kültür ve eğitim seviyesinde insanlarız. Dört temel meselenin hangisi çözülmüş bir devlet olarak? Ekonomi, borç vatanda. Güneydoğu sorununu çözmemişsin. Artarak hızla devam etmiş. Efendim silahları bırakıp dışarıya gidecekmiş. Ya sen bu ülkeyi devraldığında zaten silahlı birlik yoktu Türkiye'de. Dışarıdaydı onlar. Ve azalmıştı. Sen azdırdın bunları. Her seçim öncesi sen gidip bunlarla masaya oturdun. 2007'de masaya oturdun. 2009'da masaya oturdun. 2011'de masaya oturdun. Kapalı kapılar arasında. Ve bu tutanakları da Türkiye'de kimseye güvenmeyip İngiliz'e, Norveç'te istihbarat örgütleri tutanakları. Bu nasıl bir devlettir ki kendi iç meselesini gidip İngilizlerle paylaşıyor? Galiba bugün bu ülkeyi yönetenler Lawrence'ı bilmiyor galiba. O ajanın Osmanlı'ya ne yaptığının farkında değil galiba. Biraz tarih okumasını tavsiye ederim. Sayın Bakanım, gelen ortak bir soru var. Onu ben sormak istiyorum. Türkiye'nin son zamanlarda Avrupa Birliği ile ilgili olan tartışmalarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Değerli arkadaşlar, Türkiye Avrupa Birliği ile ilgili olan tartışmaları endişeyle takip ediyor. Çünkü Türkiye Avrupa Birliği'nden çıkmanın yollarını arıyor. Şangay İşbirliği Örgütü'ne, o Şangay Beşlisi dediğimiz örgüte girmek için bir yol arıyor. Neden? Çünkü Şangay Örgütü'ndeki hiçbir tanesi demokratik bir ülke değil.
Hepsi otoriter rejimlerle. Bakın Şangay ile ilgili Şangay örgütü, beşli Şangay diyoruz ya, beş değil aslında altı tane devlet var orada. Çin yönetim şekli ortada, Kazakistan yönetim şekli ortada, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan. Evet, Türkiye Avrupa Birliği bırakacak ve Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olacak. Oraya bile kabul etmedi. Putin'in çok güzel bir cevabı oldu. Hayır dedi kardeşim, sen NATO ülkesisin, çıkarların bizimle örtüşmüyor. Biz hiçbir zaman NATO ülkesi olan bir devleti aramıza kabul etmeyiz. Avrupa Birliği bizim iddiamız. Ama arkadaşlar biz Avrupa Birliği'ne sırf o Avrupa'nın ekonomik gücüne girelim diye bakmıyoruz. Biz Avrupa, yani gelişmiş dünya ülkelerinin normlarına getirmek için mücadele ediyoruz. Kanunlarımızı o noktaya çekmek için mücadele ediyoruz. O bir kültür projesi, o bir çevre projesi, o bir insan hakları projesi. Avrupa böyle bakmamız lazım. Biz Avrupa Birliği, ben Avrupa Birliği için ülkemdeki kanunları değiştirmem benim en büyük ayıbım. Ben bu ülkemin insanları için bunu yapmalıyım. Ve bunu onun için yapacağım. Ben Türkiye'yi gelişmiş dünya ülkeleri seviyesine çıkartmalıyım. Gelişmiş medeniyetler seviyesine çıkartmalıyım. Çevre konusunda çıkartmalıyım. İnsan hakları konusunda çıkartmalıyım. Kültürel haklar konusunda çıkartmalıyım. Basın özgürlüğü konusunda çıkartmalıyım. Bu saydığım ülkenin vatandaşları ve halkları Türkiye'yi özeniyor. Türkiye gibi olmak istiyor. Ama beni yöneten başbakanım bu ülkeye özeniyor. Neden? Çünkü bu ülkede diktatörya var. Demek ki sorumu şununla tamamlamak istiyorum. Biz bu ülkeyi yöneten başbakana bu ülkeyi meselesini çöz dedik. Biz sana destek de veririz dedik. Kredi de açarız. Önce senin kredine ihtiyacın yok dedi. Tamam, yoksa canın sağ olsun. Ama sonra kapalı kapılar ardında başkanlık pazarlığı yaptı Sayın Başbakan. Yani böyle önemli bir meselede ben sana destek veriyorum. Git çöz, bu ülkede kan akmasın diyorum. Sen kalkıyorsun kapalı kapılar ardında gidip federasyona karşılık başkanlık pazarlığı yapıyorsun. Ayıp değil mi arkadaşlar? Bu ülkenin bölünmesi için, kendi başkanlık yolunu açmak için göze alan bir sistem. Yani biz başbakanı kan dökülmesin, bu kadar ülke kan gölüne dönmesin, ülkenin bütçesini oraya harcamayalım, artık Kürt-Türk ayrışımını ortadan kaldıralım, bu ülke olarak huzurlu bir süreç yaşayalım diyoruz. Sayın Başbakan bizden aldığı bu desteği cebine koyup gidip BDP'yle siz esnek federasyon konusunda tamam bakarız, siz de benim başkanlık yolumu açın. Peki sormazlar mı Sayın Başbakan'ı? Ya gözüne dizine dursun. Üç dönemdir tek başına iktidarsın. Hangi meseleyi çözemedin ki? Hangi kanunu getirip parlamentoda yasallaştırmadın ki başkanlık rejimini istiyorsun? İstediğim er, güç, ben. Arkadaşlar ben demekle biz bu ülkeyi bir yere götüremeyiz. Yargıyı ben atayacağım. Parlamentoyu ben pes edeceğim. Bütçeyi ben yapacağım. Hiçbir şeyi siz denetlemeyeceksiniz. Ve ben bu ülkeyi padişahı olacağım. Anla, 21. yüzyılda bu coğrafyada padişahlığa yer yok. Türk halkı da padişahlık sürecini 1919'larda kapattı. Bir daha bu ülkeye biz bir padişah istemiyoruz. Ve bunu da karşısında olacağız. Çok değerli bir arkadaşım geldi, Sayın Aykan Erdem'in Bursa Milletvekili. Aykan Bey, sadece Mert'in sorusunu almak istiyorum. Sayın Erdoğan Bey, öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ben Güneydoğu sorununa girmişken buradayım. Bu Suriye'den ve Irak'tan gelen mültecilerin yerleştirilmesi konusunda muhtemel gelecekte beklentileriniz nelerdir veya ne düşünüyorsunuz?
geleceği hakkında. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım, mülteciler konusunda bir noktayı arkadaşım sormuşken orayı da açıklamak istiyorum. Gene o 2010'a geri döneceğim. Daha oradan mülteciler gelmeden biz mülteci kampları kurduk. Ya böyle bir sahtekarlık olabilir mi? Nereden bilebiliyoruz ki efendim Irak'ta olay olacak, Suriye'de olay olacak. Oradan sınırlarımıza mülteciler dayanacak. İşte biz de bu kampları hazır edelim. Niye biz parmağımızı mı kokladık yani? Şu anda gelen sayı 200 bin. En Cumhuriyet tarihinin en büyük örtülü ödeneğini bu dönemde kullandık. 1 milyar TL. Yani ben emeklime vermem gereken parayı, işçime vermem gereken parayı, borcumu azaltmam gereken parayı buraya harcadım. Mülteciler gelir arkadaşlar. 1990'ların ortasında Irak'tan da mülteci geldi. Sınıra dayandı. Mültecilerin usulü şudur. Mülteciler gelir sınıra dayanır. Bunlara siz Birleşmiş Milletler'le yazışırsınız. Dersiniz ki böyle de bir mülteci hakkı var. Benim bu kadar tarihe önemli bir meselede tek başıma bunun altından kalkmam mümkün değil. Birleşmiş Milletler oturup toplanır, bununla ilgili karar alır, yardımları hazırlar ve siz sınır komşusu olduğunuz için bir miktarını üstlenirsiniz. Ama Türkiye bunu yapmadı. Mülteciler gelmeden mülteci kampları kurduk. Çok az mülteciler geldi, biz Amerikan vari propagandayla bunu dünyaya tanıtmaya çalıştık. Angelina Jolie geldi, hatırlarsınız. Bunlar 21. yüzyılın PR'ı. Kimse yutmuyor bunları. Onu getirdik, dünyaya mal etti. İyi tamam, mülteciler geldi. Parayı verin. Türkiye sadaka verir gibi 5 milyon avro Almanya verdi, 40 küsür de Amerika verdi. Mültecilerin bize maliyetine kadar $1 milyon. Yetmedi. Benim Güneydoğu'da ve Doğu'da birçok vatandaşımın işini elinden aldılar. Ya ben zaten işsizlikle boğuşuyorum. Ben %21 ile dünyanın en genç işsizliğine sahip bir ülkeyim arkadaşlar. %21. Benim evladım iş bulamıyor. Şu anda hiçbir sosyal güvencesi olmadan çok cüzi fiyatlarla o bölgeden gelen mülteciler çalışıyor karın tokluğuna. Türkiye'nin mültecilerle ilgili gerçekten şu anda izlediği politika çok yanlış. Türkiye boyundan büyük işlere bulaştı. Türkiye boyundan büyük işlere kalkıştı. Suriye bataklığı bizi çökertir. Değerli arkadaşlar, Suriye'de niye Tunus gibi, Libya gibi, Mısır gibi oldu bittiye gelmedi biliyor musunuz? Çünkü Suriye 3. Dünya Savaşı'nın fitilinin ateşleneceği bir yer. Suriye'de şu anda gizliden gizliye kim savaşıyor biliyor musunuz? Bir tarafta İsrail, Amerika, Avrupa Birliği, bir tarafta İran, Çin, Rusya. Rusya'nın Akdeniz'de tek üssü var, Tartus ve o da Suriye'de. Çin, Amerika'yı Pasifik yerine Akdeniz'de karşılamak istiyor. Ben Çin'deydim. Çin hükümetini, Çin Komünist Partisi'nin davetlisi olarak Ocak ayında Sayın Genel Başkanımızla beraber Çin'deydim. Oradaki satır aralarında bunları okuduk ve gördük. Ve Suriye'yi endişeyle takip ettiğini gördük. Suriye'de çok derinden yürüyen bir savaş var aslında. Su üstüne çıkmayan. Yetmedi. Hizbullah var orada savaşan. El-Kaide var, PKK var, Hamas var, Müslüman kardeşler var, Mossad'ı var, CIA'sı var, KGB'si var. Şu anda orada adı konmamış büyük bir savaş var. Bunun da öyle bugünden yarına biteceği de yok. Bir tanesi Kuzey Irak'taki Kürt devletinin denize çıkış yolunun projesini hazırlayıp oradan yol açmak istiyorsa o bedel çok ağırdır. Bir tanesi demokrasi havalesi kesilip o ülkelere demokrasi getiriyorsa baksın bugüne kadar yediği halklara.
Somali'ye demokrasi mi geldi? Afganistan'a demokrasi mi geldi? Irak'a demokrasi mi geldi? Mısır'a demokrasi mi geldi? Libya'ya demokrasi mi geldi? Biz komşularımızla iyi ilişkiler kurmalıyız arkadaşlar. Amerikalı çekip gider ama biz burada komşuluk yaparız. Ve çekip gitti Irak'tan. Irak'ta gittiğinde 1,5 milyon Müslüman kanı bıraktı. 4000 doktor ölüsü bıraktı. Her evlere 3 aileden bir tanesinin boşanmış bir yuva bıraktı. Ama bir tek şey aldı arkadaşlar, bir tek şey. Petrol anlaşmalarını %75'ine alıp çantasına koyup gittik. Kukla hükümetlerle. Adamların istediği bu. Iraklıyı sevmez, Müslümanı sevmez, Türk'ü sevmez. Adam bir tek parayı ve petrolü sever. Ve o anlaşmayı alıp cebine koyup gitti arkadaşlar. Biz bunun uydusu olmayalım. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 1 Mart 2003'te tezkereyi karşı çıkışımızın nedeni budur. 2002'yi tazelemek istiyorum. 2002'de Sayın Bülent Ecevit'in hükümetinin devrilmesinin altında bu yatıyor. Eğer Sayın Bülent Ecevit Amerika'dan gelen o mektuba olumlu cevap verseydi Demokratik Sol Parti Bülent Ecevit başbakan olarak kalacaktı. Nereden biliyorsun? Çünkü arkadaşlar ben o hükümette bakandım. Ve bizi birbirine nasıl alaşağı ettiklerini gördüm. Nasıl medyayı yönlendirerek, nasıl partiyi paramparça ettiklerini gördüm. Bugün 2003 tezkeresini hafızalarınıza bir bakın. 2003 tezkeresinden sonra ne oldu? Türkiye Cumhuriyeti karşı durdu diye orada oy veren AKP'lilere de teşekkür ediyorum. Türk askerinin başına çuval geçirdiler. Türk askerinin başına çuval ilk defa bu dönemde geçti. Neden? Sen misin tezkereye karşı çıkan? Karşı çıktığınız anda sizi biçip doğramaya çalışırlar. Onlar emir eri ararlar. Ama biz uşak olmak istemiyoruz. Ben o zaman son birkaç cümlemi söyleyeyim, arkadaşlarım da kalktılar gerçi. Değerli arkadaşlarım, ben Türkiye için ümitliyim. Karamsarlığa kapılmaya gerek yok. Yeter ki biz milli ve ulusal duruşumuzu devam ettirelim. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.